Tabana Kuvvet kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni video ile sizlerleyim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Ben görmüş olduğunuz gibi şu anda çadırın içerisindeyim. Yanımda iki tane arkadaş var. Bir tanesi Bıdık. Bıttırım. Bir tanesi de Aslan. Aslan koydum ismini ya. Aslan bence güzel. Çünkü aslan gibi ya, böyle geliyor. İlk videoda göstermiştim. Şey demiştim. Aslan gibi falan demiştim. Sizler söylemişsiniz. Yorumlara birkaç kişi yazmıştı aslan koy diye. Ben de aslan koydum. Gelin bakayım. Biraz oynayak sizde ya. Normalde çadırın içine almayacağım ama aldık artık ya. Ne bileyim, bir kere uyudukları bir video var. Koydum onu. O uyudukları videoyu görünce kıyamadım. Aldım içeriye. Ben gene alırım ya muhtemelen. Çünkü kıyamıyorum abi. Ama koca köpek olduğunda da zor. Aha. Bıdık atak yapıyor. Bıdık, sakın çadırıma da yırtma ha. Şşt, gel buraya, gel. Gel, tam kıskanma, gel. Pis 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 pis. Pis 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 pis. Kıskanıyor galiba Bıdık. Abi aslana baksana, nasıl büyük ya. Nasıl büyük duruyor yanımda. Ufak olmasına rağmen çok böyle yani iri yarı şey gibi. Besili şey gibi. Besili hayvan gibi. Şşt. Bak Bıdık'a bak ya. Aralara giriyor. Bir şeyler yapıyor Bıdık. Bıdık. Neyse dur şimdi. Arkadaşlar sizlerle konuşacaklarım var. Şu anda birazdan yatacağım ben de zaten. Ufaktan. Atak yapıyor bak. Vuruyor kaçıyor Bıdık. Şşş, yırtarsın da bak şeyi, çadırı. Dur. Geç içeri sen de. Sen de geç içeri, gel. Bak kaçıyor, saklanıyor bir de benden ya. Ben yokken sen mi durdun burada? Arkadaşlar şimdi evdeki bütün eşyaları sattık. Hiçbir şey kalmadı evde. Artık yani bu saatten sonra yollara düşeceğim ama gerçekten çok soğuk ya. Bizim Ege Akdeniz'e nasıl varacağız onu bilmiyorum. Günde yani o kadar çok da yol yapamam. Neden yapamam? Mazot da işimiz yok da benzin fiyatları gerçekten çok arttı. Bundan dolayı da yol yapmak birazcık sıkıntı olacak bizim için. Onun için ilk etapta yani 30 kilometre, 40 kilometre, 50 kilometre en fazla yani yapabileceğim günde, günlük söylüyorum yani. Günlük gidebileceğim yol mesafesi. Sonrasına bakacağız yani. Ama ne zaman yola çıkarım bilmiyorum yani. Çok fazla şu anlık muhtemelen bir süre evde geçiririm. Belki Şubat'a kadar evde kalabilirim. Daha sonrasında yola çıkabilirim. Evle artık işimiz bitti de. Şubat'a kadar falan bir zamanımız var yani. Bir zaman dilimi var. Ondan sonra yola çıkarız. Hiçbir eşyamız kalmadı. Neyse şimdi çadırı kurduğumda işte aslanla, bıdıkla olan videolar falan var. Videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Bayağı güzel bir video olmuştur diye umut ediyorum. Kendinize iyi bakın. Daha tam videoyu bitirmiyoruz ki şu anda ya. Ana kanalda da bir video paylaştım ya. Şimdi bu videoyu hazırlamaya çalışıyorum. Biraz karışık oldu ama bir şey olmaz ya. Hadi devam edelim. Bizim güzellikler uykudalar. Örttüm üstlerini böyle. Bıdık da azı nerede? Da burada sandalyenin üstünde yatıyor. Bunu da üstünü örttüm atkıyla. Üşümesinler ya, tek isteğim o. Ben de ortalığı topluyorum şu anda. Hadi uyuyun bakalım. Hadi dişkom. Evet arkadaşlar, şimdi yemek vakti. Aferin size. Herkes kendi mamasını yiyecek. Bıdığın maması farklı. Bazen karıştırıyorlar, ikisini birden yiyorlar da. Bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü araştırma yaptım, o şekilde gördüm. Zararı yoktur diye söylüyor. Şimdi bıdığın maması biraz daha küçük. Kedi maması olduğu için. Bununki biraz daha tombul ama gene bununki de küçük. Yavru maması olduğu için. Bakın şöyle göstereyim. Hatta bir iki tane alayım. Dur. Şu şekilde taneler, hatta burada da gözüküyor. Suları da yanlarında bakın, tertemiz.
İç suyunu, bıdığın suyuna gidiyorum. Bak şuna bak. Bıdığın mamasını yemeye gidiyor bak. Şş, bak öyle yapma işte. Sana kızıyor sonra bıdık. Bıdık kızıyor sana. Gel buraya. Kendi mamanı ye. Şurada senin maman var. Gidiyorsun onun mamasını yiyorsun. Bakın. Bıdığın maması da şu şekilde. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde bıdığın maması da. Tamam kendi mamanı ye. Geç şuraya. Heh. Aslan hep muzluluk peşinde. Şimdi yiyor gerçi. Dağları deviriyor. Suyumu, her şeyi deviriyor. İki dakika sonra görürsünüz. Şimdi şöyle biraz çekeyim de devirmesin. Hı. Hadi bakalım afiyet olsun çocuklar. Arkadaşlar şimdi evdeki sobayı sattığımız için evin içerisinde böyle bir çadır kurdum. Isıyı birazcık daha arttırabilmek için uyuduğum zaman. Aslanla bıdık ilk keşifi yapıyorlar yeni yaşam alanlarının. Tabii ki ben yaşayacağım da bak hemen yer yapıyor kendine yatmaya oraya aslan. Bıdık aslan çıkın bakayım dışarı. Bak şuna hemen yattı oraya. Ama tabii ki içeride yatmayacaksınız. İçerisi benim. Onlara da normalde mesela şeydeyken kamptayken bunu böyle öne doğru çekeceğim. Şu alt kısımda bir yer kalıyor. Burada yatabilir. İlk etaplarda daha sonra bir kulübe gibi bir şey yapacağız dışarısına. Şimdi arkadaşlar. Çok tatlı değiller mi ya? Baksanıza şunlara. Burayı hemen yerini buldu yattı oraya ya. Kulübe mi? Sanki onun kulübesi burası. Şimdi en alt kısma böyle bir yorgan serdim. Bunlar her zaman bizim yanımızda olacak karavanla gittiğimiz zaman da. Yorgan, battaniye var. Bunun altına mat var. Rahat bir uyku çekmek için ve sıcak bir şekilde yani yerden gelen soğuğu kesmek için bunları kullanacağım her zaman. Ne yapsınlar? Oynuyorlar işte. Ben de mutlu oluyorum bunları izleyince. Şimdi onun dışında neler yapacağız? Şurada uyku tulumlarımız var. Onları göstereceğim. Arkadaşlar normalde bu uyku tulumunu ben daha önceden beri kullanıyorum ama fermuarı bozuk diye kullanmayı bırakmıştım. Yerine yeni bir uyku tulumu almıştım. Şu görmüş olduğunuz yeşil olan içerisindeki. Fermuarını tamir ettim ben bugün. Yaptım güzel bir şekilde. Fermuarı oldu. Sadece tam ileri çekip tam sonuna kadar çekmemem gerekiyor. Yoksa yerinden çıkıyor. Tekrar takmak, uğraşmak gerekiyor. Diğer yeni aldığımız uyku tulumunu da içine soktum. O biraz daha zayıf. Bu çok iyi. Çok sıcak tutuyor. Bu askeri uyku tulumu. Onu da içine soktum. İkisinin içerisine girdiğim zaman sıcacık uyuyacağım diye tahmin ediyorum. Ve zaten altta battaniyeler, yorganlar falan filan bayağı bir çok. Zaten aslan burada uykuya başladı. Bayağı bir sıcak olacaktır diye düşünüyorum. Bu yolculuklarımızda her anımızda bunlar yanımızda olacak. Bakalım deneyimleyeceğiz neler yaşayacağız. Çadırımız zaten su geçirmez bir çadır. Şimdi ben dedim çadırı koymam bunları. Alıştırmayın bu çadırın içerisine. Dışarıya koyarım dedim. Şu elime eski mont var. Onun üzerine koyarım dedim ama yok abi ben bu manzarayı bozamam yani. Bu şekilde yatsınlar orada.
Ben de yanlarında şuraya kıvrılıp yatarım. Çok mutlu oldum ya bunları böyle yan yana görünce var ya. Ne kadar güzel bir şey ya bu. Kediyle köpeğin dostluğu. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Duygulandım ya vallahi. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.